Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şurası cennettir, cennet şöyle olacak dediğinde, oho, daha binlerce sene sonra kıyamet kopacak da, ondan sonra binlerce sene mahşerde bekleyeceğiz de, ondan sonra cennete gireceğiz de, huriler beni bekleyecek dedi mi sahabe-i kiram, yoksa şu cennettir deyince Allahu Ekber deyip kapısı açılmış içeri giriyormuş gibi cennete doğru mu koştular? Hiçbir sahabi duyduk mu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruyor, ya Resulallah, bu dediğin şeyler doğru değil mi? Yani mecazi anlatmıyorsun değil mi? Diyen bir sahabi duyduk mu hiç? Arkadaşlar, dostlar, mümin kardeşler, bu çok önemli bir ayrıntı bizim için. Neden Kur'an bizim gözümüzü yaşartmıyor? Neden Allah'ın en büyük haramı faizdir ayetini ezber bildiğimiz halde, Ramazan'da okuduğumuz halde, mealini bildiğimiz halde faize kılıf arıyoruz? Neden çocuğumuz zinaya düşme tehlikesi içindedir bildiğimiz halde şu bu kazancından dolayı çocuğumuzu gurbette yalnız bırakıyoruz? İşte bu soruların cevabının hepsi şu köyümüzdeki selle ilgilenip ilgilenmemek ya da ashab-ı kiram neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözünü %100 dediği gibi anladılar, biz anlayamıyoruz. Daha öncelerden bildiğimiz bir olayı ashab-ı kiramla aramızdaki fark olarak anlamamız için tekrar hatırlatayım. Şehitlik kelimesi bizde neye yansıyor? Kanunen mecbur askere gideceksin. Gitmesen zaten yakalayıp kelepçeleyip götürüyorlar. Kaçamaya çalıştığın halde, kaçamadığın halde de mecbur gelip öldürürlerse seni, otomatik şehit oluyorsun zaten. Şehitliğinde bir sürü kazançları var tabi. Ailene ikramiyelerde bulunuyor, sana devlet tören yapıyor. Bizim için böyle anlam ediyor mu etmiyor mu, kimsenin şahsına münhasır özellikle tenkit etmiyorum ama genelde anlamı bu. Şehitliğe koşmak yok zaten. Olursan mecburen kabul etmek var şehitliği. Hazır olmuşsun zaten. Boşu boşuna ölmektense şehit olarak ölmek daha iyi. Bir de şu manzaraya dikkat edelim. Savaşta aleyhissalatü vesselam Efendimiz kazanılan ganimetlerden ikramiye diyelim dağıtıyor ashab-ı kirama. Müslüman olmuş bir sahabiye de, yeni Müslüman olmuş bir sahabiye, savaşa yeni katılmış, zaferle sonuçlanılmış savaş, bir poşetin içinde diyeyim hediyesi gönderiliyor. O da alıyor, bu nedir diyor. Sana Resulullah gönderdi, savaşa katıldığın için sana hediye olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi diyor. Alıyor poşeti, geliyor. Bunu bana sen mi gönderdin ya Resulullah diyor. Evet, ben gönderdim diyor. Ben bunun için senin peşine takılmadım diyor. Al senin olsun diyor. Poşeti geri veriyor. Ben şuradan bir ok isabet etsin de Rabbime şehit olarak gideyim diye geldim buraya diyor. Ne yapayım senin bu hediyene? Şimdi arkadaşlar, şehitlik anlayışına bakalım. Onlardaki bu ne hediye veriyorsun bana, buraya bunun için mi geldik biz deyip şehit olmamayı Peygamber aleyhisselamın huzuruna çıkıp tepki gösterme nedeni olarak algılayan Müslümana bak. Bir de ahiret, cennet, cehennem deyince güzel sesli bir hafız okuyorsa bu ayetleri, sesten dolayı maşallah maşallah maşallah, ama normal sesle okunuyorsa ya da o ayetteki içeriği anlamadıysa, vay ayetin hali o zaman. Cennet normal bir bahçe olup çıkıyor.